Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler dersimizde demokrasi serüveni isimli konumuzla sorularımızı çözmek için karşınızdayız. Birinci sorumuzla hemen başlayalım. Diyor ki yukarıda bilgi yanlışlığı aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilmelidir? Yukarıda bir bilgi yanlışı vermiş. Aşağıdakilerden hangisiyle bu bilgi yanlışı düzeltilecektir diye bize soruyor arkadaşlar. 1876 yılında 2. Abdülhamit döneminde meşrutiyet dönemine geçildi. Evet doğru. İlk anayasamız olan kanunu esası yürürlüğe girdi. Evet, halk kısıtlı da olsa ilk defa seçme ve seçilme hakkını kullandı. Halkın seçtiği üyelerden oluşan ayan meclisi ve padişah tarafından seçilen üyelerden oluşan mebusan meclisi açıldı. Burada bir gariplik yok mu arkadaşlar? Var değil mi? Bak halkın seçtiği üyelerden oluşan ayan meclisi diyor. Halkın seçmiş olduğu üyelerden oluşan meclis Mebusan Meclisi olacaktır arkadaşlar. Padişah tarafından seçilen üyeler ise Ayan Meclisi olacaktır. Yani burada aslında ikisi ne yapmış olacak? Yer değiştirmiş olacak. Doğru mu? Aşağıdaki şıklarımıza da buna göre bir bakalım. Meşrutiyet yönetimi yerine mutlakiyet yönetimi yazılmalı. Kanun esası yerine teşkilat esasıya yazılmalı. Seçme ve seçilme hakkı yerine seçilme hakkı yazılmalı. Mebusan Meclisi ile Ayan Meclisi yer değiştirmeli. Zaten yukarıdaki paragrafımızda bunu söylemiştik arkadaşlar. Cevabımız burada ne olacaktır? Denizli olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da kurulan Türk devletlerindeki kurultayın özellikleri arasında gösterilemez diye sormuş bize. Kurultaya kanun başkanlığında devletin ileri gelenleri katılırdı. Evet biliyorsunuz arkadaşlar bir istişare bir meşveret kuruluydu değil mi? Orta Asya'daki Türklerde özellikle devletin ileri gelenleri ne yapıyordu arkadaşlar? Bir toplantı, bir meclis gibi sanki çalışıyordu. Dolayısıyla A şıkkını biz söyleyebiliriz. Kurultayda son söz devletin ileri gelenlerine aitti. Arkadaşlar kurultayda son söz kime aitti? Kana aitti. Dolayısıyla kurultay bir e, karar verme meclisi değil, bir danışma meclisiydi. Anlaştık mı? Dolayısıyla kurultayda burada son söz devletin ileri gelenlerine ait ifadesi yanlıştır. Kurultayda son söz kime ait arkadaşlar? Kaan'a ait olduğunu söyleyeceğiz. Cevabımız burada çıktı ama diğer şıklarımızı da okuyalım hemen. Kurultayda Kaan'ın yanına eşi olan Hatun otururdu. Evet kurultayda devleti ilgilendiren siyasi, askeri ve ekonomik kararlar alınırdı. Evet. Dolayısıyla zaten cevabımız çıktı arkadaşlar. Bursa şıkkını işaretlemiş olacağız. Verilen bilgiye bakıldığında Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik karar aldığı söylenebilir. 1789 yılında yaşanan Fransız İhtilali ile krallık yıkıldı ve cumhuriyet ilan edildi. Elde edilen cumhuriyetin kazanımı olarak Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi ilan edildi. Bu bildirge de tüm yurttaşların bizzat ve temsilcileri aracılığıyla yasaların yapılmasına katkıda bulunması hakkı verildi. Tüm yurttaşlar arkadaşlar temsilci aracılığıyla yasaların yapılması kararı verilmiş. Doğru mu? Yani gideceksin oy kullanacaksın kardeşim diye böyle bir hak verilmiş. Hangisi söylenebilir diyor. Doğrudan demokrasi. Doğrudan demokrasi neydi arkadaşlar? Doğrudan demokrasi biliyorsunuz eski Yunan'da vardı değil mi? Hatta Agora denilen bir meydan vardı. Bu meydanda toplanıyorlardı. Direkt mesela doğrudan demokrasi dediğimiz doğrudan katılma. Yani e, bir karar alınacaksa insanlar o meydanda Agora denilen meydanda toplanıyorlar ve kararı işte e, hükmü söylüyorlar o hükümle ilgili evet veya hayır kararları varsa direkt bizzat halk kendisi el kaldırıyor, oy kullanıyordu. Temsili demokrasi ise arkadaşlar birilerin sen yine oy kullanıyorsun ama seni e, temsil edecek birilerini seçiyorsun burada. Tamam mı? Dolayısıyla aynı şu an günümüzdeki seçim gibi. Çoğulculuk neydi arkadaşlar? Çoğulculukta birden fazla parti var ve birden fazla düşünce var. Bunların tamamının olması çoğulculuk ilkesiyle alakalı. Kişi egemenliği nedir arkadaşlar? Zaten demokraside olmaz böyle kişi egemenliği veya mutlak egemenlik. Demokraside olacak şey değil arkadaşlar. Daha çok monarşide olacak olan şey. Dolayısıyla D şıkkını şöyle bir elemiş oluyoruz. Doğrudan demokrasi dedik. Eski Yunan'da görüle dedik. Bunu da elemiş olduk arkadaşlar. Bize ne diyor bak tüm yurttaşların bizzat temsilcileri aracılığıyla. Temsilci dediği için arkadaşlar burada temsili demokrasiyi işaretlemiş olacağız. Magna Carta sözleşmesindeki Magna Carta'yı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aşağıları okumadan önce Magna Carta ile ilgili e, birkaç ifade de kullanmak isteriz. Magna Carta biliyorsunuz İngiltere'de e, kralın yetkilerini e, sınırlandırmak amacıyla yapılan bir neydi arkadaşlar? E, sözleşmeydi. 1215 tarihinde bu Magna Carta sözleşmesi imzalanıyor. Kimle kim arasında? Kralla soylular arasında imzalanıyor. E, kralın yetkileri kısıtlanıyor. Krala ait bazı yetkilerde, bazı haklarda soylulara geçiyor. Böyle bir sözleşme bu. Şimdi bunu bilerek arkadaşlar aşağıya okuyalım hemen. Yasalar dışında hiçbir vergi din adamları ve soylulardan meydana gelen bir kurula danışılmadan ve zor kullanarak alınamaz. Bak yasalar dışında hiçbir vergi. Bizzat ne diyor arkadaşlar? Burada bize sormadan, soylulara danışılmadan veya din adamlarına danışılmadan herhangi bir vergi alamazsın kardeşim diyor padişah, krala diyor bunu. Yasalara uygun olarak verilen bir karar olmadıkça hiçbir özgür kişi tutuklanamaz. Yine hak ve özgürlüklerden bahsediyor değil mi? Gibi maddelere bakıldığında 3 tane öncülümüz var gibi anlayışlardan hangisinin ortaya konduğu söylenebilir. Hukukun üstünlüğü, yasalar dışında hiçbir vergi yani bize sorulmadan yapılamaz diyor. Krala ultimatum veriyor. Burada dolayısıyla hukukun üstünlüğü var mı arkadaşlar? Bak var. Özgür kişi tutuklanamaz diyor. Hak ve özgürlükler var mı? Var. Ama eğitimle alakalı bize bilgiler vermiş mi? Vermemiş arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada bir ve ikinci öncülleri işaretlemiş olacağız. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Türk tarihinin ilk anayasası olan kanun esası da yer alan Osmanlı vatandaşlarının tamamı başkalarının özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla kişisel özgürlüğe sahiptirler. Yasalar önünde tüm vatandaşlar eşittir. Mahkemeler açık yapılacak. Herkes mahkeme huzurunda hakkını savunmak için gerekli gördüğü yasal araçları kullanabilecektir. Yasada olmayan bir sebepten dolayı hiç kimsenin özel mülküne zorla girilemez gibi maddelerin aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir diye bize sormuş arkadaşlar. Bak burada mahkemelerden bahsediyor. Yasalardan bahsediyor. Osmanlı ülkesinde yaşayan vatandaşların tamamının eşit olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla biz burada bir hukuk durumundan bahsediyor der miyiz arkadaşlar deriz. Hangisi söylenebilir diyor. Yönetim şeklinden bahsetmemiş, azınlık haklarından bahsetmemiş, hukukun üstünlüğünden bahsetmiş, teokratik anlayıştan bahsetmemiş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Yukarıda bilgilere bakıldığında senedi ittifakla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sened İttifak biliyorsunuz arkadaşlar ikinci Mahmut'un ayanlarla imzalamış olduğu bir sözleşmeydi. Aynı bu Magna Carta gibi ama Magna Carta gibi de değil tam olarak benziyor ama e, tam net değil yani. <laughs> 2. Mahmut'un padişah olduktan sonra ayanların hak ve görevleri ile devlete karşı sorumluluk ve vazifeleri ve buna karşılık devletin ayanlara karşı tutumu konuşuldu. Varılan anlaşma neticesinde 7 Ekim 1808'de ayanlar ile Osmanlı devleti arasında senedi ittifak belgesi imzalandı. Bu senetle ayanlar padişaha sadakatlerini ilan ederken padişah da ayanları koruma sözü vermekteydi. Ayrıca ayanlar vergileri sarayın isteği doğrultusunda toplayacakları ve kendi bölgelerinin dışına el uzatmayacakları hakkında da teminat vermekteydi. Ayanların merkeze bağlılıklarının karşılığı olarak sadrazam keyfi davranışlarda bulunmayacağını, ayanların etki ve yön yönetim alanlarına karışmayacağını ilan ediyorlardı. Arkadaşlar eskiden olsa padişahla ne mümkün yani değil mi? Padişahla oturacaksın, sözleşme imzalayacaksın, kendi isteklerini dile getireceksin. Eskiden olsa padişah ee, ne oluyor der ya vurun bunları kellesini der yani güçlü bir otoritesi var sonuçta. Ama son dönemlerde Osmanlıların Osmanlı padişahlarının otoritesi ciddi anlamda sarsılmaya başlıyor arkadaşlar. Hangisi söylenebilir? Padişahın otoritesinin sarsıldığı, bak biraz önce söyledik zaten. Halkın yönetime katıldığı, anayasal sürece geçildiği, parlamenter yönetimin uygulandı. Arkadaşlar senedi ittifak eşittir. Padişahın sınırlarının yetkisinin azaldığı, padişahın otoritesinin sınırlandığı bir anlaşmadır diyebiliriz. Metne bakıldığında Osmanlı'nın 5-10 sene içinde eski gücüne ulaşması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır diye bize sormuş. 2. Mahmut döneminde hazırlanıp Sultan Abdülmecit döneminde ilan edilen Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihi ile Osmanlı'da yeni bir devrin başlangıcını temsil etmektedir. Fermanın hazırlanmasında devlet ve halkın kuvvet ve refahını kaybetmesi, güçsüz ve fakir düşmesi gerekçe olarak gösterilmiştir. Ferman ile Osmanlı'nın bütün halkına vatandaş statüsü tanınmakta, herkes can ve mal ve namus noktasında devletin koruması altına alınmaktaydı. Bak bir ferman yayınlanmış. Doğru mu? Fermanın yayınlanmasıyla birlikte herkese vatandaşlık hakkı verilmiş. Hukuksal anlamda bir hak verilmiş arkadaşlar. Böylece 5-10 sene içinde Osmanlı'nın eski kudretine kavuşabileceği beklentisi dile getirilmiştir diye bize soruyor. Halka seçme ve seçilme hakkının verilmesine, ...ülkeyi yönetenlerin ömür boyu yönetimde kalmasına, kanun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasına, vatandaşların ekonomik gücünün artırılmasına bize burada ne diyor arkadaşlar? Halkın refahını, e, hani bir hukuk, bir kanun e, hükmünde olmuş, doğru mu? Vatandaş statüsü tanınmış. Herkesin can, mal ve namus güvenliği devletin koruması altına girmiş. Dolayısıyla burada bir kanun üstünlüğü söz konusu mu? Söz konusu diyoruz arkadaşlar. Cevabımız burada Ceyhan olacaktır. Atatürk'ün sözüne bakıldığında demokrasinin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisi üzerine durduğu söylenebilir? Bir sosyal toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşmuştur. Sosyal toplum diyor, erkek ve kadından oluşur diyor. Kabul edilebilir mi ki bir kitlenin bir parçasını yükseltelim, diğerini görmezlikten gelelim de kitlenin tamamı yükselebilsin. Yani eğer diyor toplumun diyor bir kısmını diyor görmezden gelirsen diyor, diğer kısmını da diyor yükseltirsen diyor toplum komple diyor yükselebilir mi diyor? Yükselemez diyor. Olabilir mi ki bir toplumun yarısı topraklara, zincirlere bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin? Şüphe yok. Yükselme adımları iki cins arasında İki cins tarafından beraber arkadaşça atılmak ve yükselme, yenilenme alanında birlikte aşama kaydetmek gereklidir. Burada kadın ve erkeğin arkadaşlar birbirinden bağımsız bir şekilde değil, birlikte ne yapılmalı, yükseltilmeli anlayışı hakim. Katılım, meşruti, meşruti yönetim, çoğulculuk, eşitlik. Kadın ve erkek eşitliğinden bahsettiği için arkadaşlar cevabımız burada denizli olacaktır. Son sorumuza geliyoruz son soruda diyor ki buna göre alınmış kararlardan hangisinin demokrasinin temel ilkelerinden olan milli egemenlik anlayışına uygun olduğu söylenebilir diye bize sormuş arkadaşlar ee, tabi burada şunu söylememiz lazım milli egemenlik kavramı eşittir milli hakimiyet eşittir milli irade tamam mı yani milli egemenlik derken aslında halkın iradesinden bahsediyor arkadaşlar halkın, iradesinden halkın mesela kendi yöneticisini kendi seçmesi. Bu nedir arkadaşlar? Milli egemenlikle alakalı. Neden? Çünkü halk kendi iradesini ortaya koymuş. Doğru mu? E, milli egemenlik kavramını arayacağız. Çalışmalarını 7 Ağustos 1919'da tamamlayan Erzurum Kongresi çok önemli kararlar aldı. Ülkenin her tarafına ve İstanbul'daki işgal kuvvetlerine gönderilen bu kararlardan bazıları şöyledir. Mevcut sınırları ile vatan bir bütündür hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden ayrılamaz. Hristiyan unsurlara milli birlik ve beraberliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak kazanılmış haklara da saygı duyulacaktır. Vatan bütünlüğünün, milli istikdalin, hilafet ve saltanatın korunması için kuvay milliyi etken, milli iradeyi bak, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Ne demiştik? Milli egemenlik eşittir, milli hakimiyet eşittir milli iradedir arkadaşlar. İtilaf Devletleri'nin 30 Ekim 1918'de imzalanan Mütareke Tarihi'ndeki sınırlarımız içinde kalan toprakları bölmeye çalışmalarına karşı çıkılacaktır. Milli irade burada dediği için arkadaşlar cevabımız milli egemenlikle bağlantılı olarak milli irade olduğu için cevabımız burada 3. öncü olacak ve Ceyhan şıkkını işaretlemiş olacağız. Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.